Kadınların şıklığının ve zerafetinin en değerli taşlarından olan inci artık sofralarımızda da yerini alıyor. İnovasyonda sınır tanımayan Karaca, Türkiye'de ve dünyada bir yeniliğe daha imza atarak gerçek inciden tasarladığı yemek takımını İstanbul'da düzenlenen basın lansmanıyla tanıttı. Züccaciye sektörünün yenilikçi markalarından Karaca, Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza attı. 1973 yılından bu yana sofra, mutfak ve ev tekstili sektöründe hizmet veren Karaca, 2016 yılının son çeyreğine yeni yatırımıyla başlangıç yapıyor. Yılda 12 milyon adet ürün satışı ve 850 milyon liranın üzerindeki grup cirosuyla sektörün öncülerinden biri olan firma, şimdi de gerçek inciden üretilen Fine Pearl yemek takımıyla incinin doğallığını tüketicileriyle buluşturuyor. Firma, Fine Pearl yemek takımı serisini Ortaköy Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın lansmanında tanıttı. Lansmana Karaca Grubu Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Fatih Karaca ve Karaca Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sami Hotak katıldı. Dünyada bir yeniliğe imza atarak tasarlanan Fine Pearl serisinin tanıtım yüzü ise Tuğba Ünsal oldu. Lansmanda konuşan Fatih Karaca, grup bünyesindeki markalarla birlikte yurt dışında hızlı bir yapılanma içerisinde olduklarını söyledi. Biz zaten 2014 yılında Jumbo'yu bünyemize kattık. 2008 yılında da Emsan'ı bünyemize katmıştık Karaca olarak. Biz Türkiye'deki değerli markaları bünyemize katıyoruz. Yani şu anda da Türkiye'de tekrar bunların üzerine satın alabileceğimiz bir marka yok. Yatırım yapacağımız bir marka yok. Ama yurt dışında tabii böyle bir fırsat olursa değerlendiririz. Zaten hani İtalya'da, Avrupa'da, Fransa'da duyuyoruz bu tür markaların şu anda satıldığını, satışta olduğunu. Takip ediyoruz açıkçası. Ama şu anda odak noktamız kendi markalarımız. Jumbo, Karaca, Emsan. Azerbaycan'daki mağazamız tüm dünyadaki mağazalarımız içerisinde satışta ilk 10'da. Suudi Arabistan'daki mağazamız ilk 20'de. Aslında baktığınızda biz yurt dışında açtığımız mağazalarda ciddi cirolar yapıyoruz. Mesela İran'da markamızın iyi bilindiğini biliyoruz. Tebriz'de iyi bilindiğini biliyoruz. Niye? Çünkü Tebriz'de çok fazla Türk televizyonu seyrediliyor. Fine Pearl serisiyle sofra ürünlerinde premium segmente yepyeni bir ürün sunan Karaca, dünyada ilk defa 50 ton gerçek inci kullanılarak hazırladığı bu büyük yatırımla odağını yeniliğe ve büyümeye çeviriyor. Gerçek inci kullanıldığına dair dünyanın en önemli akreditasyon firması TÜV Rheinland tarafından onaylanan Fine Pearl yemek takımı sofraları şıklık ve zarafetle buluşturuyor. Fine Pearl yemek takımıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada dünya markası olma yolunda ilerleyen Karaca, 2017 sonunda %30'luk büyüme ve 1 milyar 100 milyon lira cirosuyla pazar payını büyütmeyi hedefliyor. Karaca ailesi olarak tasarıma ve markalaşmaya çok büyük önem verdiklerini belirten Karaca Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sami Hotak, Fine Pearl yemek takımını ve grubun yatırımlarını Eko Pazar'a anlattı. Biz aslında bu çalışmaları yaparken sadece Karaca'ya artı bir ciro, artı bir değer kalsın anlamında da yapmıyoruz. Tek motivasyonumuz da bu değil. Bununla beraber bütün sektörü, pazarı da büyütmek. Yani bununla beraber bütün bizle bu işi yapan diğer markaların da çok olumlu şekilde etkileneceğinden eminiz. Biz yaptığımız bu antropolojik çalışmalarda şunu gördük. Kadının evine gittik, ona misafir olduk. O bir günü nasıl geçirdiğini, misafirleri nasıl ağırladığını üzerine çalışmalar yaptık. Orada gördük ki aslında kadın sofrayı hazırlarken ürünlere çok değer veriyor. Çok prestijli, sağlıklı ve değerli ürünlerle o sofrayı hazırlamak istiyor. Burada bize şöyle bir mesaj geldi. Biz mümkün olduğunca sofrayı daha değerli hale getirelim. Bununla ilgili çalışmalara başladık. 2012 yılından beri bu işin üzerine çalışıyoruz. 4,5 yıl oldu toplamda. İnci'den yemek takımı yapmaya niyetlendik. Bunu kendimiz azmettik. Bir hayaldi, sonra gerçeğe dönüştü. Bu ürünün Karaca ailesine kattığı prestij ve başarının yanı sıra sektör içinde
300 milyon liralık bir iş hacmi yarattıklarını belirten Hotak, Fine Pearl yemek takımını Türkiye'den sonra yurt dışı mağazalarında da satışa sunacaklarını söyledi. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarına girerken büyük bir inovasyona girmemiz lazım. Çünkü Amerika ve Avrupa pazarındaki markalar 1700'lü yıllarda kurulmuş markalar, rekabet ettiğimiz markalar. Onların karşısında çok güçlü bir şekilde durmamız gerekiyordu. Bir oyunun kurallarını değiştirecek bir işle çıkmamız gerekiyordu. Bizi en çok heyecanlandıran şey de bu. Biz Fine Pearl'le yemek takımı pazarında oyunun kurallarını tüm dünyada değiştireceğimize inanıyoruz. Bizim tabii ki en prestijli ürünümüz, en değerli ürünümüz, en yüksek fiyata odakladığımız ürünümüz. Çünkü maliyetleri çok yüksek ama bütün maliyetlerini perakende fiyatına yansıtmadık. Çünkü normal yemek takımına göre %10 ile %15 arasında fiyat farkı üstte. Yani bir bonçayna göre %15 daha üst bir fiyatı var. Bunu yaparken de şunun için yaptık. Biz bunu Türkiye'de başarılı olabilirsek dünyaya açılabiliriz. Yani dünyaya açılabilmemiz için ilk şart Türkiye'de başarılı olmamız. Tuğba Yusal'ı kullandık reklam filminde. Ajansımızla beraber bunun üzerine çalışırken çıkış noktamız İnci Küpeli Kız'dı. İnci Küpeli Kız'ın şöyle bir hikayesi var. 17. yüzyılda Hollandalı bir ressam tarafından yapılıyor. Kendisiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Çeşitli söylentiler var. Kitaplar yazılıyor, filmler çekiliyor ama kendisiyle ilgili çok net bir bilgi yok. Ama onu dünyada meşhur eden şey İnci Küpeleri. Biz de oradan yola çıkarak şey dedik. İnci Küpeli Kız'ı meşhur eden küpeleri İnciydi. Şimdi sofranızı meşhur edecek şey inci olacak diye. Gerçek inciden üretilen Fine Pearl, farklı stillerden oluşan özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an servis tabağımda. Güzel görünüyor. Bu işlemeler de harika. Evet, desenler için de özel çalıştık. Kendi tasarımcılarımız çalıştı bununla. Sektörde de tasarım ofisi olan tek şirket biziz. Sam Bey Karaca Grubu son yıllarda önemli bir çıkış yakaladı. Sizin ana sektörünüz Züçacı Karaca Grubu olarak. Sonra Karaca Home ev tekstili eklendi. Emsan önemli bir şirketti. Özellikle tencere konusunda. Onu grubunuza eklediniz. Evet, Karaca Grubu'ndan biraz söz edelim. Karaca bugün 1600 çalışanıyla büyük bir aile. Türkiye'nin her tarafında, her il ve ilçesinde ürünleri ulaşılabilir bir durumda. Kendine ait 113 tane mağazası var. 39 tane franchise'ı var ve 1100 tane satış noktası, bayisi var. Aslında Karaca'nın hikayesi 1973 yılında başlıyor bir aile şirketi olarak. Son 10 yıldaki büyük yatırımlarla beraber büyük bir atılım içerisinde. Yılda 850 milyon TL ciro hacmine ulaştık. 12 milyon adetin üzerinde ürün satıyoruz. 35 milyon misafir ağırlıyoruz mağazalarımıza, bayilerimizde. İç pazardan söz edelim. Mesela siz alışveriş merkezlerinde kendi mağazalarınız olduğu gibi birçok satış noktası var. Ya kendimize ait 113 tane mağaza var alışveriş merkezlerinde, bunların hepsi. Caddelerde franchise'larımız ve bayilerimiz var. 39 tane franchise'ımız var, 1100 tane de satış noktamız var, bayimiz var. Bizim 3 tane ana ürün grubumuz var. Bunlardan bir tanesi sofra grubu. Sofra grubundan kastımız porselen yemek takımları, çatal bıçak takımları ve bardak grubu. Bunun yanında mutfak ürünleri var. Mutfak ürünlerinden amacımız da elektrikli ev aletlerinden tutun da pişirme grupları, tava tencere grupları gibi bütün ürünlerimiz var. Ev tekstilinde de dediğiniz gibi Karacom'la beraber bir ivme kazandık. 2012 yılında Karacom markasını kurduk. Bununla beraber de ev tekstili sektöründe, kategorisinde iyi bir durumda gidiyoruz. 5000'in üzerinde ürün çeşitliliğimiz var şu an. Aslında biz bir marka şirketiyiz. Bütün ürünün en başından sonuna kadar ki bütün süreçleri biz yönetiyoruz. Yani kendi içimizde tasarımcılarımız var, Ar-Ge gruplarımız var. Ürünleri geliştirirken bunların üzerine odaklanıyorlar. Bazı ürün gruplarında ham maddesini de biz satın alıyoruz. Ham maddesinden tutun da bütün desenlerine kadar bütün o süreçler bizim tarafından yapılıyor. Başka fabrikalarda da bunları ürettiriyoruz. 2014 yılından bu yana Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İran, Gürcistan, Hollanda, Kıbrıs, Kuveyt, Lübnan, Özbekistan ve Suudi Arabistan gibi 29 yurt dışı mağazasıyla tüketicilerinin beğenisini kazanan firma, 2016 sonuna kadar yurt dışında açmayı planladığı farklı ürünlerdeki 6 mağazasıyla da hizmet vermeye devam edecek. Bizim için ihracat şöyle çok önemli. Biz tamamen Karaca markasının ihracatını yapıyoruz ama bunu yaparken de kültürün de ihracatını yapıyoruz. Yani bundan kastım şu, mağazalarımızın aynısını orada açıyoruz, yurt dışında açıyoruz. Bizim buradaki Türk kültürünü oraya taşımaya çalışıyoruz. Bu bizi çok motive eden bir şey. Çünkü bazı gittiğimiz yerlerde her ne kadar zorlansak da çayı anlatıyoruz, kahveyi anlatıyoruz, yemek kültürünü anlatıyoruz onlara. Tabii ki bu zorlu bir süreç ama buna yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu an 20 ülkede 29 tane mağazamız var. Yıl sonuna kadar 6 tane daha açılacak.
35 mağazaya ulaşacağız. Bir tane Karaca Europe diye Hollanda'da bir şirketimiz var. O bütün Avrupa'daki organizasyonumuzu yönetiyor. 12 tane şu an Avrupa'da mağazalarımız var. Bununla beraber şu an Suudi Arabistan pazarı bizim için çok yeni. Yılbaşında yeni bir tane mağaza açmıştık. 2 tane daha yıl sonuna kadar açacağız. 3 tane mağazamız olacak Suudi Arabistan'da. O pazarımız çok iyi gidiyor. Azerbaycan'da 5 tane mağazamız oldu. 2 tane daha açmayı planlıyoruz. 7 tane olacak. Yakın bir zamanda Özbekistan'da, Küveyt'te ve Umman'da da mağazalarımız açılacak. Sizin büyüme stratejiniz nedir? Mesela Emsan'ı aldınız, Karaca'yı aldınız, bünyenize kattınız. Karaca grubunun büyüme hedefi, stratejisi ne? Emsan satın alırken sadece cirosal anlamda bir büyüklük olarak bize katmasının yanında bir motivasyonumuz daha vardı. O da Emsan gibi değerli bir markanın silinip gitmesinden çok korktuk. Yani bu sektöre hizmet adına da böyle bir yatırım yaptık. Emsan'da güzel bir şekilde gidiyoruz. Özellikle pişirme grubunda gayet iyi gidiyor. Biz marka olarak yurt içinde çok iyi adımlar atıyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Biz bir dünya markası olmamız lazım. Orta vadeli stratejimiz tamamen bunun üzerine odakladık. Bizim amacımız burada bir Türk markasını bir dünya markası haline getirebilmek. Bununla ilgili bütün projelerimiz, her şeyimiz şu an gece gündüz bunun üzerine çalışıyoruz. Kendimize birebir Karaca'ya AŞ çalışan olarak 1600 tane çalışanımız var. 1600'ün üzerinde. Ama tabii biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin içerisinde sadece çalışanlar yok. Bununla beraber bayilerimiz var. Bize iş yapan üçüncü şirketler var bizle beraber çalışan. Ve müşterilerimiz var. Bu ailenin en önemli üyeleri. Yani biz aslında yılda 35 milyon insan ağırlayan, gün her bir dakikada 46 ürün satan, yılda 12 milyon ürün satan bir şirketiz. Sektör içerisinde artan rekabetin markaları farklılaşma ve değer katma noktasına ittiğini de belirten Hotak, Türkiye pazarında kalıcı olmak için tüketici memnuniyetini ön planda tutarak sürdürülebilir ve doğru yatırımlara önem verdiklerini söylüyor. Özellikle çevremizde insanlar bizim ürünlerimizi kullandığı zaman ve bununla ilgili güzel geri dönüşler yaptığı zaman çok keyifleniyoruz. Bununla beraber biz özellikle bir mağaza açtığımız zaman şunu çok görüyoruz, yani mağaza açıldığı zaman ilk gün sabah alışveriş merkezine gelen insanlar, kadınlar özellikle, yüzlerinde bir gülümseme oluyor. O bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. O mağazayı gördükleri, o anı gördükleri an onlarda büyük bir keyif oluyor. Bu bizim için mesela çok büyük bir heyecan noktası. Aynı zamanda biz insanların keyifle paylaşacağı anlara çoğaltmaya odaklanıyoruz. Dolayısıyla birbirine şık sofralar hazırlayabilecekleri mağazalar oluşturmaya çalışıyoruz. Biz aslında her anlamda müşteriye bir katma değeri olan bir markayız. Ekovitrin ve Ekovitrin Global İngilizce 120 ülkede 40 bin satış noktasında.